Herkese merhaba. Bugün 14 Kasım 2023 Salı. Şu an 04:42:43 sabahın ilk saatleri ya da günün ilk saatleri diyebiliriz. Bölge tahmini ve erken uyarı merkezinde nöbetçiyim. Arkadaşlarımla birlikte nöbetçiyiz bugün, nöbetçi ekibiz. Bölge tahmini ve erken uyarı merkezleri 7/24 açıktır arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7/24 çalışan bir kurum. Biz de tahminlerimizi yapıyoruz. Kuvvetli yağış alanları var. Şu an radara baktığımızda özellikle güney kesimlerde Akdeniz'de yer yer kuvvetli ekoları görüyorsunuz. Antalya'nın daha çok doğu kesimlerinde Mersin-Antalya arasında. Bu şu anki yağış durumu. Radarda görülen yağış durumu ve Samsun bölgede de yağış geçişleri var. Bu da ayrıntılı bizim radar haritamız. Burada kesitler alabiliyoruz. Daha ayrıntılı bakabiliyoruz arkadaşlar. Bu da böyle ayrı bir radar görüntüsü. Uyduya baktığımızda şu an için son durumlarda altokümülüsler, orta seviye kalın bulutlar, yer yer yüksek bulutlar, sivrisler ve kümülüsleri de görüyoruz. Tabii sis, pus, yer yer yağışın olmadığı açık alanlarda görülüyor. Bunları da özellikle sabah hava tahmin raporlarında belirteceğiz ama bölgemizde daha çok yağış var. Bunun bilgisini vereceğim size. Şöyle kısa bir briefing yapacağım. Her zamanki gibi briefingçi mühendis olarak günlük briefingleri yapmaya devam edeceğiz. Son 24 saatlik yağışa baktığımızda Kaş'ta biraz önce gördüğümüz ekolardan işte doğuya doğru hareket eden bir sistem var. Bir trof geçişi var. 90 onda 1 kilogram yağmış son 24 saatte. Finike'ye 85 onda 2, Demre'ye 82 onda 8, Çanakkale'ye 70 onda 2. Bunlar kuvvetli yağışlar 20 kilogramın üzerinde olduğunda. Genel olarak yani bölgesel olarak değişir muhakkak havza bazında ama genel bir skala yaptığımızda 20 kilogram 12 saatte yağdığında buna kuvvetli yağış diyoruz arkadaşlar. Peki gelecek günlerde nasıl bir durum var? ECMWF'in son ranları 12 ranlarına baktığımızda yakında 0-0 ranları da çıkacak ona da ayrıca bakacağım ama son ranlara baktığımızda yine bugün de Salı günü de ülkemizin hemen hemen batı kıyıları dışında yağış geçişlerini görüyoruz. Bu 6'şar saatlik periyotlarda özellikle yağış, bu mavi renkler yağışı gösteriyor. Tabii bugün için 24 saatliğe baktığımızda WRF'te özellikle kuvvetli yağışlar var. Daha çok Rize, Artvin çevrelerinde 50 kilograma yakın yağışlar var. Yine Akdeniz'de, Antalya'nın doğusunda bugün de yine kuvvetli yağış alanları var. WRF'in son durumu bu şekilde, son oranları bu şekilde. Tabii sıcaklıklar bu yağışla birlikte azalıyor. Mesela İstanbul'un Kasım ayı ortalaması 16, yani en yüksek sıcaklıklar ortalaması, ortalama en yüksek sıcaklığı 16 derece Celsius. Yarın için Genel Müdürlüğümüz 17 derece bekliyor. Samsun'da yine 18, 16, 10'da 8'dir. Baktığımızda orada da yine ortalamaya yakın. Ortalamanın yine 1-2 derece üzerinde sıcaklıklar var gibi ama hafta sonuna doğru biraz daha sıcaklıklarda düşüş ortalamanın altına. Cuma, cumartesi, pazar özellikle ve hafta sonunda da yağışlı bir durum söz konusu. Baktığımızda gelecek birkaç günlük periyotta bölge genelinde ve Türkiye genelinde yağışların olacağını söyleyebiliriz. Batı kesimlerde yağışlar etkiliydi. Artık doğuya doğru hareket etti bu sistem. Son yağışlarını bırakarak Doğu Anadolu bölgesinden çıkış yapacak ama yeni bir sistem özellikle çarşamba akşam saatlerinde kuzeybatıdan yine giriş yapacak ve ülkemizi tarayarak özellikle Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar bırakarak doğuya doğru hareket edecek ve bu geçişle birlikte sıcaklıklarda da oldukça düşüş var. Yani hissedilir derecede düşüşler var özellikle yağış alan kesimlerde ama tabii rüzgar güneye döndüğünde yine bu sıcaklıkları ortalamalara çekecek gibi görünüyor. Ama gelecek günlere dair biraz daha yağışlı bir havanın olacağını, işte çarşamba, cuma ara verecek ama cumartesi, pazar özellikle büyük kent merkezlerinde yine yağışlar var. Ankara, İzmir, İstanbul'da perşembe, perşembe, cumartesi, pazar. Çarşamba, cuma çok önemli bir yağış yok. Çarşamba günü İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer yağış geçişleri göreceğiz. Tabii baktığımızda özellikle çok fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Bu şekilde bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi tabii ben burada
Yağışları takip ediyorum. Rasatlar var. Rasatlara giriyoruz. Gün saatlik rasatlarımız var. Onların girilmesi gerekiyor her saat. İşte o rasatlarla arkadaşlar tahminler yapılıyor. İşte burada da bizim tahmin için kullandığımız program. Bu tür ufak tefek bilgileri de sizlerle paylaşalım istiyorum mesleğimize dair. Burada işte sabah raporunu birazdan yavaş yavaş ele alacağım. Rasatları girdiğimiz bilgisayarımızda şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir bilgisayarda rasatları giriyoruz. Rasat dediğimiz ne? İşte şurada şu kodu. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne, yani bu kod aslında havanın durumunu, bulutu, basıncı, sıcaklığı birçok şeyi içeren bir kod. Meteorolojide böyle bir dil vardır arkadaşlar. Bu dil evrensel bir dildir. Her yerden anlaşılır ve evrensel bir iştir bu. Yani bu rasadı her saat sonuna doğru, birazdan alarm çalacak 50 gece. İşte 10 kala bütün ülkeler, bütün meteoroloji istasyonları aynı anda bu rasatları yapar ve bir merkezde paylaşırlar. Bu merkezde de bu bilgiler değerlendirilir. Sayısal hava tahmin modellerine girilir ve hem iklim çalışmaları hem günlük hava tahminleri, bir takım bilimsel çalışmalarda bu rasatlar kullanılır. Şimdilik böyle bırakalım. Takip etmeye devam ediyoruz. Yağış alanlarını, kuvvetli yağış olduğunda nowcasting dediğimiz kısa süreli tahminler de yapabiliyoruz. İşte çok kuvvetli bir yer varsa gelecek 3 saatlik zaman diliminde şuralarda dolu yağışı, kuvvetli yağış, fırtına gibi uyarılar yapabiliyoruz. Bunu da burada bu şekilde takip ederek, sabaha kadar takip ederek bu işin insanlara faydalı olmasına çalışıyoruz. İşimiz biraz da aslında, değil mi? Geleceği sayısal modellerle tahmin etmemizin nedeni de önemli kayıplar vermeden önce uyarılarını yapmak, maddi manevi kayıpları engellemek için, önlemek için uyarılar yapıyoruz. Çok arayan da oluyor. Şu an telefonlar kesildi. Çok gecenin 5'ine geldik artık. Sabahın 5'i diyebiliriz. Günlük saatlerini geçirdik. Ama gece boyunca kuvvetli yağış alanlarındaki vatandaşlarımızdan çok fazla telefon geldi. Biraz sakinleştiği için ben de böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlarımla birlikte burada sabah 8'e kadar nöbetimiz devam edecek. Ardından bir diğer ekibe teslim edeceğiz. Şimdi ben yeni rasadı, saatlik sinoptik rasadını yapayım. Uyarısı geldi arkadaşlar. Kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgiyi hep birlikte paylaşalım. O da çoğalsın ki bize faydalı olsun. Görüşmek üzere.